Ben doçent doktor Rana Muttalip, kardiyoloji uzmanıyım. Hakkıyeter Caddesi 23, İthal Fulya Plaza Doktorluğa Merkezi'nden muayenehanemden mesleğime devam etmekteyim. Muayenehanemde elektrokardiyografi, ekokardiyografi, kalp ultrasonu, tridmin stres testi, holter tansiyon, holter ritim cihazlarla kalp damar, kalp kapak hastalıkları olan hastalarımın teşhisi ve teşhisi konulmuş hastalarımı takip etmekteyim. Modern hayat ve iş dünyası genç yaşlarda kalp hastalıklarına neden olmaktadır. Bugün dünyada her yıl 18 milyon insan, Avrupa Birliği'nde 2,5 milyona yakın ve Türk dünyasında, Türkiye'de 220 bin insanın nüfusu kalp hastalıklarından kaybetmekteyiz. Bu nedenle ruhsal ve bedensel sağlıklı yaşam için genç yaşlarda her yıl herkesin kardiyoloji check-up'tan geçmesi gerekiyor. Kalbimiz doğduğumuz andan itibaren günde yaklaşık 100 bin kez atar ve 7-8 litre kanın vücutta akciğerde dolaşmasını sağlayan özel kas yapısına sahip bir pompadır. Kalbimiz iki boşluk, sol kalp boşluğu ve sağ kalp boşluğu, kalp kapakçıkları, aort, kalp kasları ve özel damar yapısına sahip koroner arterlerle beslenerek vücudumuzun temel organıdır. Kalbimizi korumamız için bugün sağlıklı yaşam için risk faktörlerinden korunması gerekiyor ki risk faktörleri de değişemeyen risk faktörleri ve değişen risk faktörleri olarak iki gruba bölünmüştür. Değişemeyen risk faktörleri yaş, cinsiyet, aile öyküsü. Değişen faktörler ise hipertansiyon, tansiyon yükselmesi, hiperlipidemi, kolesterol yüksekliği, obezite, şişmanlık, aşırı kilo, diyabet hastalığı, şeker hastalığı, alkol, sigara, sedanter hayat, yani oturaklı bir hayat ki bugün hepimiz bilgisayar başında bu hayatı yaşıyoruz ve metabolik sendrom dediğimiz bir termin ki o hasta kalp hastalığı değil, metabolik sendrom dediğimiz yani tansiyonu olan, tansiyonun sınırı aşması, kolesterol sınırı aşması, ondan erkeklerde göbek bel çevresinin 100'ü aşması, kadınlarda 88'i aşarak artık ilaç tedavisi değil. Bu durumlarda beslenmeye dikkat ederek, egzersizi, fiziksel aktivite yönelerek tavsiyelerde bulunuyoruz. Kalbimizin genelde dediğimiz bu hipertansiyon hastalığı dediğimiz tansiyonun yükselmesi, yani sistolik böğür tansiyonu 120'yi aşması, küçük dediğimiz diastolik 85'i aşması artık hipertansiyon adlanıyor ki bu da kalp, yani primer esensiyel ve sekonder hipertansiyon dışında böbrek hastalıklarından kaynaklanan tansiyon yükselmesi, endokrin hastalıklarından kaynaklanan hastalıklar, aynı zamanda da sinirsel nörojenik dediğimiz hipertansiyon. Kolesterol, yani hiperlipidemi kolesterol yüksekliğiydi. Total kolesterolün 200'ü aşması, iyi huylu kötü huylu kolesterollar var ki kötü huylu kolesterol LDL 130'u aşması ve iyi huylu HDL dediğimiz 40'ın altındayken artık bu bir ciddi bir risk faktörüdür. Kolesterolların yükselmesi genelde kolesterol birikimleri aterosklerotik plaklar adlanarak damarlarda damar sertliği yaratıyor ki buna ateroskleroz diyoruz. Muayenehanemde çalıştığım süre içerisinde tabii ki kalp hastalıkları, kalp damar, kalp kapak hastalıklarını elektrokardiyografi, ekokardiyografi, tridmin stres testiyle, tansiyon holteri, ritim holteri cihazlarını kullanarak erken genç yaşlarda herkese check-up yapmasını tavsiye ediyorum. Hepimize, herkese sağlıklı, güzel, mutlu bir yaşam dilerim. Kalbimizi koruyalım.